Herkese merhaba arkadaşlar, ben Tugay İnanoğlu. Bugün yeni bir video serisine başlıyoruz. Köpek ırkları serisi. Irklardan bahsedeceğiz. Ve ilk ırkımız Stafford Terrier cinsi. Bu da bizim stafflarımızdan bir tanesi. Özellikle bu ırktan başladım çünkü benim en sevdiğim ırklardan bir tanesi ve benim için çok kıymetli. Hatta bu mesleğe başlamamdaki nedenlerden bir tanesi, en büyük nedenlerden bir tanesi bu ırklar. Benim dadılımı yapan köpek, beni büyüten köpek, küçüklük dostum, hayvanları sevmemi sağlayan dostum Stafford Terrier cinsiydi, ismi Buddy'ydi. O sebepten ötürü bu cinsle başlamak istedik. Öncelikle tarihini anlatalım. 1800'lü yıllarda İngiltere'de İngiliz Bulldoglar zaten en çok kullanılan ırklardan bir tanesiymiş. Ve o zamanlar insanlar zevk için, tamamen eğlence amaçlı olarak boğa salarlarmış ortaya ve yanlarına da bir sürü bulldog salarlarmış ve boğa ölene kadar bulldogların o boğaya eziyet etmesini izlerlermiş ve bundan zevk alırlarmış tuhaf bir şekilde. Sonrasında bir şekilde bu tepki görmeye başlamış ve bu yasaklanmış. Bu etkinlik yasaklandıktan sonra bu şekilde eğlenmek isteyen kaçak dövüşçüler diyeyim, kendilerine yeni bir etkinlik oluşturmak istemişler ve gizli yerlerde, çukurlarda fareleri kullanarak kendilerine yeni bir oyun oluşturmuşlar, tamamen zevk amaçlı ve belli çukurlar belirlemişler. Bu çukurların içine de fareler koymuşlar ve bulldogları tek tek salmışlar. En çok fareyi hangi köpek yakalayacak? Benim köpeğim daha iyi, şu daha iyi, bu daha iyi diye yarışmalar başlatmışlar. Sonrasında bakmışlar ki bulldoglar çok yavaş kalıyor ve seyir zevki vermiyor onlara. Bu sefer demişler biz yeni bir şey oluşturalım. Bulldogları kırmaya başlamışlar. Özellikle İngiltere'nin yerel terrierleriyle küçük kırmalar başlamış. Bunun içinde işte Jack Russell olduğu söyleniyor. Birazcık Black and Tan Terrier diye bir ırk var. Onun olduğu söyleniyor. Çeşitli rivayetler var bu konuda. Bunun sonucunda da yavaş yavaş bu ırklar ortaya çıkmaya başlamış. Stafford Terrier'ler. Kimisi bunları Stafford Terrier derken, çünkü İngiltere'nin Stafford kentinde gerçekleşiyor bunların birçoğu. Kimisi de bunlar çukurlarda dövüştürülüyorlar ve fare yakalama oyunları yapılıyor ya. Bu sebepten ötürü İngilizce'de pit çukur anlamına geliyor. Çukur köpeği, pit, bulldog'dan gelen bull ve terrierle kırıldığı için de pitbull terrier ismini almış. Bu yeni oluşan ırkları kimisi çocuklarının koruması için kullanırken, çocuk bakıcılığı için kullanırken, çünkü ortaya o kadar güzel bir ırk çıkmış ki hem seri, hem atletik, hem korumacı, hem dayanıklı, hem de çocukları çok seven bir ırk oluşmaya başlamış yavaş yavaş. Sonrasında insanlar, İngiltere'deki insanlar yavaş yavaş Amerika'ya göç etmeye başlamışlar belli bir kesimi ve tabii ki de giderken yanlarında köpeklerini de götürmüşler. Özellikle bu ırklardan da gitmiş. Ve gel zaman git zaman Amerika'da bu ırklar gittikçe çoğalmaya başlamışlar. Ve bu sefer orada da yine bu çukur dövüşleri daha da artmış ne yazık ki. Pitbull'um, gel benim pitbull'um var, benim çukur köpeğim var, ring boğam var, hadi dövüştürelim vesaire vesaire derken böyle bir şekilde pitbull dövüş köpeği olarak adlandırılmaya başlamış. Arkasından bu ırkların sadece dövüşte başarılı olmadığı, aynı zamanda çok akıllı oldukları, çok dayanıklı oldukları, harika koruma köpekleri oldukları, bunun yanında çocuklarla çok iyi anlaştıkları, orada da çok daha net anlaşılmaya başlamış ve eğitim, ne kadar kolay eğitim alabildikleri, gösterileri de kullanılabilecek oldukları hepsi ortaya çıkmış ve bunun sonucunda insanlar pitbull'larını resmi gösterilerde de kullanabilmek istemişler. Fakat bir kesim buna itiraz etmiş. Yani bu dövüş köpeği ve biz bu dövüş köpeğini gösterilerimizde istemiyoruz tarzında isyanlar gelince bu defa yeni bir yol bulunmuş. Bu köpek nerede üretildi? İngiltere'nin Stafford kentinin özel bir ırkı. Biz bunu artık pitbull demeyelim. Biz buna artık Stafford Terrier diyelim. Bundan sonra ismi Stafford Terrier olsun. Daha fazlaca kriterleri alalım bunu. İşte nedir? Burnu siyah olsun, gözleri koyu renkli olsun gibi kriterleri sıkıştırarak böyle daha secereli ve daha güzel soyları, kaliteli soyları Stafford Terrier olarak kullanmışlar. Stafford Terrier ismini almasıyla birlikte artık yavaş yavaş gösterilerde kullanılmaya başlamış. Onun dışında özel dernekleri kurulmuş, secereli hayvanlar oluşturulmaya başlamış ve günümüze kadar gelmişler. Fakat ne yazık ki bu zamanında üstlerine yapışan lakap, bu staffların, amstaffların üstüne yapışan bu pitbull lakabı hala günümüzde devam etmekte. Aslında bu çocuklar böyle melek gibi, çocuklarla en iyi anlaşan, çocukları çok seven, çok dayanıklı, çok sporcu, harika köpekler. Bunların hepsi böyle. Tabii ki yetiştirmeyle alakalı olarak değişkenlik gösteriyor.
Ama bunlar melektir. Birazcık özelliklerinden bahsedelim. Bu güzellikler çok fazlaca kalın deriye sahipler. O yüzden de çok dayanıklılar. Bu dayanıklıkları da tabii ki de çocuklara karşı da daha böyle hoşgörülü olmalarını sağlıyor. Bu sebepten ötürü de çok güzel köpek bakıyorlar. Çocukların o böyle sert sevmelerine karşı toleransları çok güçlü, çok yüksek olduğundan çok fazlaca dadı köpeği olarak kullanılmışlar ve benim de dadılığımı yapan ırktır zaten. Dur, serseri ne oldu? Dur, bir şeyler anlatıyorum. Dur, seveceğim sonra. Dur. Bu ırklar kısa tüylüdürler. Kısa tüylü oldukları için de ev için uygundurlar. Az koku yaparlar, havlamayı çok sevmezler. Yaklaşık 30 kilolara kadar çıkabilmektedirler. Tabi beslemeyle alakalı olarak değişkenlik gösteriyor. Ailecidirler, çok korumacıdırlar sahiplerine karşı. Çok güzel, harika eğitim alırlar. Yeri geldiği zaman dışarıda da kalabilirler. Bir kulübe koyulduğunda dış şartlara, soğuğa karşı da kısa tüylü olmasına rağmen dayanıklı hale getirilebilmekteler. Fakat bir dezavantajı var. Çok enerjik oldukları için, çok fazlaca oyun oynamayı sevdikleri ve yorulmadıkları için bazen kendi türlerine karşı agresyon gösterebiliyorlar. Daha çok böyle karşısında köpekler onları yanlış anlıyor. Çünkü onun o hızlı hareketleri, çok oyuncu olmaları, seri seri davranmaları karşısında köpeği bazen üzebiliyor. Karşısında köpek de ne yazık ki diş gösterebiliyor. Bu ırklar da kendilerine diş gösterildiği zaman maalesef dayanamıyorlar ve onlar da karşılık veriyorlar. Yani tür içi bir agresyon söz konusu maalesef, ama yetiştirmede bu çok önemli. Yetiştirme sırasında eğer çok sosyal bir şekilde yetiştirirseniz hem insanlara karşı hem de diğer köpeklere karşı bu sorun da çok rahat bir şekilde ortadan kaldırılabiliyor. Onun dışında şu çok önemli. Bazen insanlar bu ırkları alıyorlar fakat çok zamanı olmayan insanlar da edinebiliyor. Kesinlikle köpeğinize zaman ayıramayacaksanız besleyebileceğiniz bir ırk değildir bu. Çünkü aşırı enerjikler ve gün içinde enerjilerini atmaya ihtiyaçları duyuyorlar. Siz günde 1-2 saatinizi ayırıp onunla birlikte egzersiz yapamazsanız gerçekten sonuçlar çok daha zorlu olabilir. Yeri gelir evdeki koltuğu da yer, yaramazlık da yapar. O enerjisini atması şart. Daha çok ben bunlara sporcu köpeği diyorum o yüzden. Eğer spor yapıyorsanız aktif olarak sizinle topta oynar, frisbee de oynar, sizinle bisiklet de sürer, bisikletin yanında koşar, koşu da yapar ve buna bayılır ve çok zevk alır oynadığınız bütün oyunlardan. O yüzden çok zamanı olmayan insanlara tavsiye etmediğim bu ırk kesinlikle. Eğer evde çocuğunuz varsa, çocuğunuzla birlikte büyütebileceğiniz bir ırk arıyorsanız, hiç düşünmeden alabileceğiniz, edinebileceğiniz bir ırktır. Kesinlikle şiddetle tavsiye ederim. Ben onlarla büyüdüm. Çok 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 güzel büyüdüm. Çok hayvan severek büyüdüm. Onların sevgisini hissederek büyüdüm. Kesinlikle tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, şimdi bu anlattıklarımızı birazcık uygulamalı olarak gösterelim. Öncelikle bir tanesiyle temel itaat gösterisi yapacağız. Ardından da koruma konusunda ne kadar etkili olduklarını, sahiplerini ne kadar çok sevdiklerini göstereceğimiz bir görselimiz olacak. Şimdi eğitimimizle başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi Rocky'ye bekle komutu verdik. Karşısına kedi koyacağız yine. Bizim en özel testlerimizden bir tanesi bekle komutu için. Daha önce Alman çoban köpeği ve Rottweiler üzerinde de göstermiştik bunu. Şimdi aynı şekilde Stafford Terrier cinsi için de bunu göstereceğiz. Evet, kedimiz gelsin bakalım. Bekliyorsun. Hayır. Bekle. Evet, yine kedimiz karşısında yemek yiyor. Bekle komutu aldı. Bekliyorsun. Bir tane de rakiye verelim. Hak etti. Aferin benim oğluma. Bravo sana. Bravo sana. Bu ırklar gerçekten çok iyi. Oyuncu. Çocukları seven, sosyal yetiştirildiğinde diğer hayvanları seven ve çok akıllı, çok kolay eğitim alabilen ırklar. Şimdi oldu da yolculuk ederken bu ırkları nasıl yolculuk ettiriyoruz? Birazcık onu göstereceğiz. Araba seyahatinde nasıl bir konum alıyorlar. Şimdi arabamıza geçelim Rocky ile beraber. Onu da gösterelim. Çünkü tam bir dost bunlar ve harika bir can yoldaşı, harika bir arkadaş. Bunu da göstermek istiyoruz sizlere. Evet arkadaşlar, şimdi Rocky ile birlikte bir araba yolculuğuna çıkacağız. Arabada bizimle beraber gelirken o paspasta oturacak. Hem arabalar kirlenmemiş olacak hem de size yakın bir koruma sağlamış oluyor bu noktada. Evet Rocky, geç yerine babacığım. Geç. Harikasın. Al yerini. Otur oraya. Bekle, geliyorum. Thank you.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi boyutlarının vermiş olduğu avantajla beraber paspası çok rahat bir şekilde sığabiliyor. O anlamda gerçekten çok ideal boyutlara sahip. Yani tam bir can dostu bunlar. Yanınızda rahatça gezdirebileceğiniz müthiş hayvanlar. Dört dörtlük hayvanlar. Çünkü koruma eğitimi yapabiliyor. Çocuklarla iyi anlaşabiliyor. Oyun oynamak istediğiniz zaman oynayabiliyorsunuz. Ev içinde yaşayabiliyorsunuz. Dışarıda yaşayabiliyor. Sizinle her türlü aktiviteyi sağlayabiliyor. Çok atletik yapıları var. Yani dört dörtlük bir hayvan kesinlikle. Tabii ki de köpeğin bu şekilde araç içinde yolculuk edebilmesi için belli eğitimlerden geçmesi gerekiyor. Direkt bu ırkı hadi pat diye buraya otur ve bu şekilde yolculuk edelim diyemezsiniz. Bu anlamda bunların eğitimleri verilmediği noktada pat diye bilmez ki o bizim araba kullandığımızı. Pat diye üstümüze atladığı noktada Allah korusun kazalara falan sebebiyet verebilir. O anlamda önce eğitim, ondan sonra bu şekilde hizmet almamız gerekiyor onlardan. Evet arkadaşlar, şimdi sırada bu Stafford Terrier'lerin sahiplerine ne kadar bağlı olduklarını, nasıl koruma yaptıklarını göstereceğiz. Bu noktada bize Martin eşlik edecek. Martin beni çok sevdi. Şimdi Martin kaç yaşındaydı? 3 yaşında. Şu an çiftliğimizde eğitim görüyor Martin. Evet. Şu an temel itaati ve ileri itaati bitti ve koruma eğitimine geçirdi. Hatta sonlarına geldi, teslim edilecek artık. Son sınavlarına geçiyoruz. Şimdi birazdan tarihte bir ilk babamı döveceğim. Rol gereği tabii ki. Ve babamı kurtarmak için Martin'in neler yaptığını, neler yapacağını izleyeceğiz. Gerçekten inanılmaz bir köpek. Babama da çok bağlı, çok düşkün. Çok keyifli bir koruma videosu bizi bekliyor. Evet arkadaşlar, kıyafetimi giyiyorum şu anda. Bu alt kısmı. Gerçekten güçlü bir kıyafet. Daha önceki videolarda göstermiştik Yaşar'ın üstünde. Tamamen güvenli bir hal aldım. Kötü adam olmaya hazırım. Kaç kiloya kadar dayanıyor bu kıyafet? Aşağı yukarı 300 kiloya kadar dayanıyor. 300. Ayı ısırsa beni o zaman geçirir. Geçirir. Evet, bayağıdır koruma eğitimine çıkmıyordum. Bu kıyafeti giymeyeli çok uzun zaman oldu. Bakalım paslanmış mıyız, göreceğiz şimdi. Ama sağlam bir köpekle başlıyorum. Şu yakamı da iliklersek. Baba, şimdi seni döveceğim, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Kurtarıcım var. Hiç merak etme. Bakalım. Yetişebilecek mi kurtarıcım? Ya gelemezse, çıkamazsa çok zor şartlara. O zaman dayan kabul ederiz. Bakalım. Tamam, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, kıyafetimi giydim, hazırım. Şimdi babama saldıracağım. Bakalım Martin onu kurtarabilecek mi? Normal şartlarda kurtarır ama şimdi Martin'i 2 metrelik yükseklikteki bir kafesin içine koyacağız. Martin kafesin içinden sıçrayıp bana gelmesi lazım ve babamı kurtarması lazım. Bu çok mümkün olacak mı bilemiyorum. Ne diyorsun baba bu işe? Vallahi Tugay'ın şu anda hayalleri gerçek olacak. Hep hayalinde beni dövmek vardı. Şimdi dövmeye çalışacak. Bakalım köpeğimi kurtaracak. O haçlıkları bana vermedin ya. Yandım ya. Bakalım. Rol gereği de olsa. Son derece güveniyorum. Allah izniyle atlayacak, beni koruyacak. Oğlumun beni dövmesine müsaade etmeyecek. Hey, gel buraya, gel gel gel. Kim geziyorsun? Fok geziyorsun. Fok geziyorsun. Fok geziyorsun. Fok geziyorsun. Fok 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 geziyorsun. Fok geziyorsun. Geçiriyor, geçiriyor. Hayır! Hayır! Martin! Hayır! Martin çok kızdı. Martin müthiş kızdı babama saldırdım diye. Özür diliyorum. Çok özür dilerim. Hayır! Affedebilir misin beni? Çok özür diliyorum. Çok pardon Martin'cim. Oh! Kaçayım mı? Kaçın! Kaç. Kaçabilir miyim acaba? Kaç. Buradan içeriye kadar kaçabilir miyim? Kaçabilirim. Ama biraz ortaya gideceğim ondan sonra. Tamam. Bir dakika. Kapıyı açtığında kaçabilecek mi bakalım? 2 3 Fok! Fok 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 fok. Valla sahibi için, bu ırkın sahibi için yapmayacağı şey yok. Soyunuyorum, bırakma. Oh. Hadi gel. İnanılmazdı ya. Müthiş saldırıyor. Müthiş bir koruma köpeği.
Bir o kadar da sevecen inanılmaz bir yük. Tamam. Dolaştık. Aferin oğlum. Aferin oğluma benim. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Bir tane oğlum. Bir tane. Evet arkadaşlar, bugün ırklar köşesindeki ilk videomuzun sonuna geldik. Amerikan Stafford Terrier cinsini anlattık. Aslında Pitbull diye bir ırk olmadığını, bunun bir lakap olduğunu ve gerçek isimlerinin Stafford Terrier olduğundan bahsettik. Umarım bunu birçok kişi izler ve birçok kişi bu konuda aydınlanır. Çünkü bilinmeyen çok fazla şey var bu konuda. Videomuzu kapatmadan önce tekrar hatırlatmak istiyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Kardeşim, Martin'den gizleniyorum şu anda. Martin yerini alınırken gözükmemem lazım ona.